Kayseri Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Recep Ulucak iktisat alanında en etkili bilim insanları listesine girdi. En etkili bilim insanları listesinde yer alan Ulucak başarısını anlattı. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Recep Ulucak. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleği icra ediyorum. İktisadi faaliyetlerin ekosistem üzerindeki etkilerine yoğunlaşıyorum araştırmalarımda. En etkili bilim insanları listesinde isminiz var. Peki bu liste nedir? Bilgi verebilir misiniz? Bu liste özellikle Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanmış bir liste. Stanford Üniversitesi şu an dünya sıralamasında 4. Amerika'nın ise etki bakımından 2. önemli üniversiteler arasında, 2. üniversitesi. Şimdi burada bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmaların, yayınlandığı dergiler ve bu araştırmalara diğer bilim insanlarının gösterdiği ilgi dikkate alınarak bunların ağır hesaplanmasıyla oluşan bir indeks. O indekste de %2'lik dilime giren akademisyenler sıralanıyor. Biz de o listede yer aldık. Erciyes Üniversitesi'nden yaklaşık 30 akademisyenle birlikte. Kabaca bu şekilde liste. Peki bu listeye girebilmek için ne gibi çalışmalar yaptınız? Bu listeye girebilmek için yapmış olduğunuz çalışmaların yayınlandığı dergiler, bilimsel dergiler ve bu çalışmaların sonraki araştırmacılar tarafından ilgi görmesi önemli. Biz ona atıf almak diyoruz. Sonraki araştırmacılar sizin çalışmanızı değerli bulup ona daha fazla rağbet gösterir, ondan daha fazla yararlanırsa bu da sizin skorunuzu yükseltiyor. Bu skorlar hesaba katılarak biz H indeksi diyoruz, Web of Science atıf sayısı diyoruz. Sonra yapmış olduğunuz çalışmalardaki ortak yazar sayısı, bu çalışmaların yayınlanmış olduğu dergilerin etkisi, yani prestiji uluslararası bilimsel camiada. Bunlar hesaba katılarak sizin almış olduğunuz atıflar, referanslar, sonrasında H indeksinizin büyüklüğü, yapmış olduğunuz çalışmalardaki sıranız, ilk yazar mı, son yazar mı veya sorumlu yazar mı, bunlar etkili olmakta. Dolayısıyla bu etkiler açısından sıralandığında şu an dünyadaki akademisyenler arasında, bilim insanları içerisinde ilk %2'lik dilim hesaplanmış oluyor bu şekilde. Peki konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Konuyla ilgili gerçekten bu paylaşıldıktan sonra büyük bir ilgi gördü. Bizi de çok mutlu etti. Açıkçası sizin de bu konuda röportaj yapma isteğinizi böyle çok takdir ettim ve beni memnun etti. Bu konuda özellikle büyük bir potansiyel var Erciyes Üniversitesi'nde veya diğer Türk üniversitelerinde. Ki son zamanlarda Erciyes Üniversitesi bu anlamda çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Herkesin dikkatini çekmeye başladı. Aşı konusunda özellikle. Aşı çok daha popüler oldu ama pandemiden dolayı. Aşı dışında da diğer disiplinlerde, fen bilimlerinde, mühendislik alanlarında, yine iktisat alanında önemli başarılar yakalamakta Erciyes Üniversitesi araştırmacıları. Bunun arkasında da önemli bir motivasyon var. Özellikle üst yönetim, başta Rektör Bey Mustafa Çalış olmak üzere, özellikle bu konularda önemli bir ivme içerisindeler, gayret içerisindeler. Araştırmacıları teşvik etmek, onların motivasyonunu artırmak için her gittikleri platformlarda bu konulara ağırlık vermekteler. Dolayısıyla bizim de burada iyi bir çalışma ortamımız oluştu, bir motivasyonumuz oluştu. Bu çalışmaları yapıp bunların daha iyi dergilerde yayınlanması için gayret ediyoruz. Daha fazla diğer bilim insanlarınca ilgi görmesi için uğraşıyoruz özellikle. Bunu yaptığımızda da işte bu tür listelerle sonucunu alıyoruz. Almaya da devam edecektir tüm Erciyes Üniversitesi araştırmacıları.